Aşağıda XYZ merkezleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Yalnızca bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılır deniliyor. Öncelikle X ve Y merkezleri aynı boylam üzerinde, mesela şu meridyen üzerinde olduklarını düşünelim. Ve ekvatora uzaklıkları aynıdır. Bu durumda biri kuzey yarımkürede ise diğeri güney yarımkürede, fakat enlem dereceleri eşittir. X kuzey yarımkürede ise Y güney yarımkürede olur. Y kuzey yarımkürede ise X'in güney yarımkürede olduğunu söyleyebiliriz. X ve Z merkezlerinin aynı enlem üzerinde olduğu söyleniyor ve başlangıç meridyenine göre konumlarının zıt olduğu biliniyor. Başlangıç meridyenine olan uzaklıkları da aynıdır deniliyor. X'in kuzeyde olması durumunda Z şurada olur. X'in güneyde olması durumunda ise Z de güneyde olur. Y'nin yerel saati Z'ye göre daha ileridir denilmiş. Ondan dolayı biz Z'yi yazarken batıya yazdık. X ve Y'yi yazarken de doğuya yazdık. Bu bilgiyi de hesaplamış olduk. X ve Y arasındaki kuş uçuşu mesafe, X ile Y arasındaki kuş uçuşu mesafe, yani şu mesafeler X ile Z arasındaki mesafeye eşit olarak verilmiş. Bu bilgilere göre X merkezinin boylam derecesi enlem derecesinden daha büyük denilebilir mi? Denilebilir. Mesela X'in bulunduğu yer 60 derece kuzey enlemi, Y'nin bulunduğu yer 60 derece güney enlemi ise, bu aradaki uzaklıkla şu aradaki uzaklık birbirine eşitse, bu aradan geçen paralel sayısı azdır ama bu aradan geçen meridyen sayısının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü meridyenler kutuplara gittikçe birbirine yaklaşmıştır. Meridyenlerin birbirine yakın olmasından dolayı aynı mesafeden daha fazla meridyen geçeceği söylenebilir. Bu bilgi doğrudur. X merkezi kuzey yarımkürede yer alır deniliyor. Bununla ilgili bir bilgi yoktur. O yüzden X kuzeyde de güneyde de olabilir. Bu kesin değildir. X merkezi başlangıç meridyenin doğusundadır. Yerel saatinin ileri olmasından dolayı başlangıç meridyenin doğusundadır denilebilir. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılır deniliyor. Aşağıdaki şekillerde KVL merkezlerinde aynı anda Güneş'in ufuk düzlemi üzerindeki konumları gösterilmiştir. K'da Güneş'in tepe noktasına ulaştığını görüyoruz. Yani yerel saatin 12.00 olduğunu söyleyebiliriz. L'de ise Güneş tepe noktasına ulaşmamış. Yani yerel saatin 12'den daha geri olduğunu, mesela 9.00 olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre K merkezi ekvatora yakın olduğu için güneş ışınlarını daha büyük açıyla alır demiş. Bununla ilgili bir bilgi yoktur. K merkezi L'ye göre daha doğudadır. Yerel saatinin ileri olmasından dolayı, güneşin tepe noktasına ulaşmış olmasından dolayı diyebiliriz. Bu bilgi doğrudur. K merkezi başlangıç meridyenine daha yakındır. Burada başlangıç meridyeninin konumuyla ilgili bilgi verilmemiş. Bunlardan dolayı hangilerine ulaşılır denildiği için doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir bölgeye ait yukarıda verilenlerden hangileri hakkında mutlak konumdan faydalanılarak bilgi edinilebilir deniliyor. Bir bölgenin, bir ülkenin jeopolitik konumu daha çok mutlak konumundan daha çok özel konumuna bağlıdır. Bundan dolayı bilinemez. Bulunduğu matematiksel iklim kuşağını bilebiliriz mutlak konumundan faydalanarak. Hakim rüzgar yönünün sıcaklık üzerindeki etkisini bilebiliriz. Mesela hakim rüzgar yönü kuzey ise kuzey yarımkürede sıcaklığı düşüreceğini, güney yarımkürede ise sıcaklığı artıracağını söyleyebiliriz. Kısa mesafede iklimlerin değişmesi deniliyor. Kısa mesafede iklimin değişmesi yer şekillerine bağlı bir durumdur. Bundan dolayı yalnız 2 ve 3 mutlak konumdan öğrenilebilir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Şekildeki merkezler için yargılarından hangileri doğrudur? K ve L merkezleri arasında 5 saat 20 dakikalık zaman farkı bulunur denmiş. 40 derece batı, 40 derece doğu aralarında 80 meridyen fark vardır. 80 çarpı 4 dakika eşittir 320 dakika eder. 320 dakika ise 60'a böldüğümüz zaman 5 saat 20 dakika yerel saat farkı olduğu bulunur. Dolayısıyla bu bilgi doğrudur. L ve N merkezlerinde gün içinde en kısa gölgenin yaşandığı an aynıdır. Öğle vakitleri ortaktır deniliyor. Aynı boylam üzerindeki yerlerin öğle vakitleri ortaktır. Bu bilgi doğrudur. K ve M merkezlerinde yıl boyunca güneş aynı anda doğar, aynı anda batar denilmiş.
Evet, bunlar aynı boylam üzerindedir. Fakat gündüz uzunlukları aynı olmadığı için güneş her zaman aynı anda doğup aynı anda batmaz. Sadece 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. Bundan dolayı bu bilgi yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2, yani B seçeneğidir. Yalnızca haritaya bakılarak bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir deniliyor? Bulunduğu yarım küreye ulaşabiliriz. 36-42 değerler kuzeye doğru büyüdüğüne göre bu değerlerin kuzey olduğunu anlayabiliriz. Bulunduğu yarım küreyi biliriz. Doğusu ile batısı arasındaki zaman farkını bulabiliriz. 26 ile 45 ikisinin arasında meridyen farkının 19 olduğunu, bunu 4 ile çarptığımız zaman da 76 dakika yerel saat farkının olduğunu görebiliriz. Güneş ışınlarının en büyük açıyla geldiği tarihi de bulabiliriz. Burası Kuzey Yarımküre'de dönenciler dışında olan bir yerdir. Kuzey Yarımküre'de dönenciler dışında olan yerlere güneş ışınlarının en büyük açıyla geldiği tarih 21 Haziran tarihidir. Buradan yararlanarak güneş ışınlarının en büyük açıyla geldiği tarih de bilinebilir. Üçü de bilinebilir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıda coğrafi koordinatları verilen noktalarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A noktasında dünyanın dönüş hızı daha fazladır. C'ye göre daha fazladır denilmiş. C ekvatora daha yakın olduğu için C'de dünyanın dönüş hızı daha fazladır. Bu bilgi yanlış. B noktasında 12'de ölçülen gölge boyu her zaman C'ye göre daha kısadır denilmiş. B noktası ekvatordadır. Fakat ekvatorda güneş ışınlarının düşme açısı 20 derece enlemine göre her zaman daha büyük olmaz. Çünkü yılın bazı günlerinde güneş ışınları C'ye dik düşer. O günlerde gölge boyu da C'de B'ye göre daha kısa olur. Bu bilgi de yanlıştır. C ve D noktaları yıl boyunca güneş ışınlarını aynı açıyla alır deniliyor. C ve D noktaları aynı enlemde olmadıkları için güneş ışınlarını her zaman aynı açıyla almazlar. B ve D merkezleri arasında 140 dakikalık zaman farkı vardır deniliyor. B ve D arasında meridyen farkı 140'tır. B'nin bulunduğu yer 80 derece doğu boylamıdır. D'nin bulunduğu yer ise 60 derece doğu boylamıdır. Dolayısıyla aralarındaki meridyen farkı 140'tır. Fakat yerel saat farkı 140 değildir. Aralarındaki yerel saat farkı 140 çarpı 4 dakika eşittir 560 dakikadır. Bu bilgi de yanlıştır. C ve D noktalarının ekvatora uzaklığı aynıdır denilmiş. Enlem dereceleri aynı olduğundan ekvatora uzaklıkları aynıdır. Bu bilgi doğrudur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilenlerden hangileri Avustralya ile Türkiye'nin farklı yarımkürelerde yer aldığını gösterir? İki ülkede aynı anda yaşanan gece ve gündüz sürelerinin farklı olması aynı enlemde olmadıklarını gösterir. Bu durum farklı yarımkürelerde olduğu anlamına gelmez. Avustralya'da gecelerin gündüzlerden daha uzun olması, Türkiye'de gündüzler uzun olduğu halde Avustralya'da gecelerin uzun olması bu ülkelerin farklı yarımkürelerde yer aldığını gösterir. Zeytin, Mersin, keçiboynuzu gibi ürünlerin yetişiyor olması ikisinin ikliminin aynı olduğunu gösterir. Bu nedenle sadece 2 doğrudur diyoruz. B seçeneği doğrudur. Sidney ve Antalya'da zeytin, mersin, kekik, turunçgil gibi bitkilerin yetişmesi unsurlarından hangileriyle açıklanabilir demiş. Bu bitkiler Akdeniz iklim bitkileridir. Orta kuşakta görülür. Bundan dolayı orta kuşakta olmaları ortaktır. İklim özellikleri ortaktır. Ve bu bitkiler kış ılıklığı isteyen bitkiler olmalarından dolayı kış sıcaklık değerlerinde birbirine benzer olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3, yani E seçeneği doğrudur. Aşağıda coğrafi koordinatları verilen yerlerin hangisinde gece gündüz süre değişimi daha azdır? Gece gündüz süre değişimi ekvatorda en azdır. Ekvatora yakın yerlerde de az olur. E seçeneğinde verilen yer ekvatora 75 derece uzakta bir yerdir. C seçeneğinde 65, A seçeneğinde 60 derece uzaktadır. D seçeneğinde 30 derece uzaktır. Fakat B seçeneğinde verilen yerin ekvatora uzaklığı sadece 10 derecedir. Bundan dolayı ekvatora yakın bir bölge olmasından dolayı B bölgesinde yıl içerisinde gündüz süresi fazla değişmez. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Buna göre hangi kesitin doğusuyla batısı arasında yerel saat farkı daha fazladır denilmiş.
meridyenler arasındaki mesafenin ekvatordan kutuplara gidildikçe azalmasıyla ilgili bir sorudur. Meridyenler arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara gidildikçe azaldığı için ekvatorda verilen bölgeden geçen meridyen sayısı azdır. Fakat kutuplara yakın yerde, yani bir numaralı bölgede aynı yerden daha fazla meridyen geçer. Bundan dolayı da bu bölgenin doğusuyla batısı arasında yerel saat farkı daha fazla olur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre verilen kentlerden hangilerinin sıcaklık değerlerinin farklı olması sadece matematiksel konumla açıklanabilir denilmiş. Sadece matematiksel konumla açıklanabilmesi için özel konumlarının benzer olması gerekir. Bundan dolayı Antalya ve İstanbul gibi ikisi de deniz kıyısında olan bir yerin seçilmesi daha uygundur. Diğer yerlerin seçilmesi durumunda karasallık, denizellik farkları, yükselti farkları gibi durumlar ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı Antalya'nın İstanbul'dan daha sıcak olmasının nedeni Antalya'nın ekvatora yakın olmasıdır diyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneğidir.